Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Bir şirkete değer yatırımına göre yatırım yaparken hedef fiyatlar nasıl belirleniyor? Hedef fiyatları analistler belirliyor ve bu belirleme sürecinde şirkete bir değer biçiliyor. Değer biçerken de indirgenmiş nakit akışları yöntemi kullanılıyor. Bu ne demek? Şöyle biraz açmak gerekirse, şirketin gelecekte kazanacağı paraları, yapacağı satışları, kazanacağı paraların hepsini günümüze indirgiyoruz. Yani bu şirket ileride büyüyecek, yatırım yapacak, daha da büyüyecek falan bir paralar kazanacak. Bu durumda bugün bu şirketin bu indirgenmiş nakit akımına göre olması gereken değer nedir diyoruz. Buna İngilizce'de fair value ya da işte bizdeki karşılığı adil değeri, makul değeri gibi tercümesi olabiliyor. Adil değeri nedir? Olması gereken değeri nedir diye analistler de kullanabiliyorlar. İşte bu indirgenmiş nakit akışını nasıl yapıyorsunuz? İşte bunun bir kitabını alıp okuyup öğrenebilirsiniz, bir kursuna gidebilirsiniz. Bu bir finansal model. İşte Excel'de oluşturuluyor, varsayımları var vesaire çıkıyor. Fakat bu tek başına yeterli değil. Şöyle ki, sizin bu doğru düzgün varsayımlar koyabilmeniz için, makul varsayımlar koyabilmeniz için bu sektöre ve bu şirkete hakim olmanız gerekiyor. Yani analist diyelim ki bir enerji şirketini inceliyorsa enerji sektörüne hakim olması gerekiyor. O şirketi de iyi anlaması gerekiyor. Perakende şirketi ise perakende sektörüne hakim olması gerekiyor. Yani dışarıdan gelen bir insan bu sektörü bilmiyorsa, bu şirketi iyice tanımıyorsa sadece indirgenmiş nakit akımı nasıl yapılır öğrenerek düzgün bir değerleme yapamıyor. Hatta bu işi çok iyi bilen analist bile bazen yanlış işler yapabiliyor. O yüzden mesela bu perakende şirketinde çalışan bir finans bölümünde çalışan bir kişidir. Bu insan indirgenmiş nakit akışı yöntemini öğrenir. Zaten şirketi tanıyor, zaten sektörü biliyor. O böyle bir değerleme yapabilir ama X bir insansanız, yani işte bu şirkette anlamıyorsanız, bunu araştırmadıysanız, sadece indirgenmiş nakit akışı yöntemini bildiğiniz için şirkete düzgün bir değer biçemiyorsunuz. Ama gelin görün ki işte analistler var. Analistler de bir değerleme yapıyorlar ve ondan sonra şöyle değerler çıkıyor. İşte bu şirket işte 2 milyar dolar eder, 2 milyar 200 milyon dolar eder falan gibi. O zaman işte 3 aşağı 5 yukarı demek ki bu şirket 2 milyar 100 milyon dolar edermiş diyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz bugünkü şirketin piyasa değeri ne? İşte borsada şöyle bir şey var. Bir şirket nadiren yani hiçbir zaman demeyelim ama nadiren olması gereken fiyata yakın bir fiyattan işlem görüyor. Yani bu fair value dediğimiz şeyle piyasa değeri nadiren birbirine yakın oluyor. Çoğunlukla ne oluyor? Ya çok daha düşük oluyor ya çok daha yüksek oluyor. İşte siz bu durumda çok daha düşük olanları bulmalısınız. Şöyle bir ne kadar düşük olması gerekir derseniz işte mesela %30 düşük olması önemli. Çünkü o zaman işte %42'lik falan bir potansiyel oluşturmuş oluyor ama Türkiye şartlarında belki %30 iskontolu olması da yeterli değil. %35-40 iskontolu bile olması gerekebiliyor. Zaten indirgenmiş nakit akımı yönteminde de indirgerken yani o gelecekteki nakit akımlarını bugüne indirgerken bir katsayı kullanıyor ve bu katsayıda da işte ülke riski de var. Yani Türkiye'nin riski arttığı zaman o katsayı da artmış oluyor ve o katsayı da artmış olduğu zaman şirketin o fair value dediğimiz değeri de düşmüş oluyor. Bütün bunları da hesaba katmanız gerekiyor. İşte böyle bir %40 iskontolu şirketi buldunuz. Bu ucuz. Bunu almalı mısınız? Sadece ucuz olması yeterli değil. Konjonktürün de bu şirket için uygun olması gerekiyor. Konjonktürün uygun olmasında bir örnek vermek gerekirse mesela dünyada küresel büyümenin güçlü olmasını bekliyorsak o zaman belki bir petrokimya şirketi Petkim hem de ucuzsa düşünülebilecek bir şirket. Çünkü o zaman petrokimya fiyatları artacaktır demektir. Petrol fiyatlarını bir kenara bırakıyoruz şimdi. Petrokimya fiyatları artıyorsa işte Petkim para kazanacak. Ama dünyada küresel büyümenin daha azalması bekleniyorsa, kolay kolay toparlanması beklenmiyorsa o zaman Petkim ucuz da olsa iyi bir seçenek olmayacaktır. Bunun gibi işte konjonktür de uygun, şirket de ucuz. O zaman uzun vadeli yatırım için bu hisse cazip olabilir. Diğer işte şeylere de bakmak gerekir. Analistler bu konuda raporlar yazarlar. İşte derler ki işte şöyle şirketin ileride büyümesini bekliyoruz. İşte şöyledir yatırım yapmasını bekliyoruz falan. Bunlara da göre bir olumlu bir durum varsa o zaman yatırım yapabiliriz. Peki ne zaman satacağız? İşte demin de dediğim gibi nadiren bu gerçek fiyatında olması gereken fiyatında oluyor. Bazen de işte geliyor
bu hedef fiyatının üzerine çıkıyor. İşte hedef fiyatının üzerine çıkınca satmalı mıyız? Hayır, çünkü piyasada bir coşku vardır. Hatta belki balon vardır. Coşku varsa, balon varsa şirket de daha fazla değerlenecektir elbette. Olması gereken değerin çok üzerinde bir değer de olabilecektir. Mesela %50 daha fazlası olabilecektir bu şirket. O zaman %50 daha fazlası oldu diye satmalı mıyız? Hayır, satmamalıyız. Çünkü balonlar patlayıncaya kadar daha uzun süre gidebilirler. Böyle coşkular daha uzun süre gidebilir. Peki o zaman ne yapmak gerekiyor? O zaman şöyle bir şey yapılabilir. Birçok şirket için piyasa değeri, defter değeri iyi bir gösterge aslında. O da şöyle. Mesela bu şirket, geçmiş yıllara bakarız. Geçmiş yıllarda piyasa değeri, defter değeri en yüksek kaç olmuş? Tabii bu makul bir şirket olması gerekiyor. Yani öz sermayesi düzgün olan bir şirket olması gerekiyor. Eğer perakende şirketler gibi çok borçlu olan, o yüzden düşük bir öz sermayesi olan şirketlerse o zaman bu hesap çalışmıyor. Ama bir bankadır, holdingdir, başka bir sanayi şirketidir, bu hesap çalışabilir. O zaman bakarsınız işte bu piyasa değeri, defter değeri bu şirketin geçmiş yıllarda en yüksek zamanlarında 2.1 olmuş, 2.3 olmuş, 2.4 olmuş. Ha dersiniz tamam, 2.1'in üstünde artık bu şirket hakikaten limitine gelmiş fiyat olarak. O zaman 2.1'i geçti. Ben işte bunun ne bileyim %25'ini satayım. 2.3 oldu. %25'ini daha satayım. 2.4 oldu. Bir %25 daha satayım. İşte daha da gidiyorsa biraz daha satayım. Ve tamamen orada yani 2.5'da çıkayım. Ama oradan geri geliyorsa o zaman tamamını satayım. Çünkü zaten maksimum gördüğü yerler 2.1, 2.3 gibi bir yerler olmuş diyebilirsiniz. Peki perakende şirketi ise işte piyasa değeri, defter değeri gibi bir şeyin çok da geçerli olmadığı bir şirketse o zaman firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar çarpanına bakıyoruz. Diğerlerinde niye bakmadık? Çünkü karlılık durumu değişebiliyor. Konjonktüre göre kar artıyor, azalabiliyor vesaire. Burada da işte bir gösterge olarak bunu kullanıp işte en fazla bu zamanında, tabii şirketin bu arada kar da ettiği zamanlardaki en yüksek tepelerden birine bakmanız gerekiyor. İşte bu efendim işte 18'di, tamam işte şimdi de 15 oldu. Demek ki işte 15'te ben %25'ini satayım, 16'da biraz daha satayım gibi. Ama yani şirket kar ediyor olması gerekiyor. Yoksa şirketin karı azaldığı zaman firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi karı da artmış olabiliyor. Böyle bir şeye dikkat etmek gerekiyor burada. Bundan başka bir şirketi neden satarsınız? Çünkü başka bir şirkette daha iyi bir potansiyel olduğunu görürsünüz. Yani işte burada işte potansiyelin üstüne çıkmış, belki %5 çıkmış ama öbür tarafta işte %20 falan altında potansiyelin bir şirket var. Oraya geçmek için satabilirsiniz. Ya da başka bir yatırım imkanı vardır. Bir konut almayı düşünüyorsunuzdur. Öyle bir şey için satabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim işte altın falan artıyordur. Biraz altına geçmek istiyorum diyorsunuzdur. Öyle bir şey için satabilirsiniz. Bunun haricinde ucuzken aldıysanız, hedefine de gelmediyse, konjonktür de bu şirket için uygun olan bir konjonktürse, yani uygunsuz bir konjonktür değilse, o zaman tutarsınız. Yani %20 çıktı, %30 çıktı falan diye, %50 çıktı diye satmazsınız. Tutmaya devam edersiniz. Ne zaman ki işte bu dediğimiz şartlardan bir tanesi oluşur. Yani şirket o görebileceği maksimum yerlerden bir tanesine gelir. Ya da oralara kadar gelmez ama borsa artık düşüyordur ama şirket de zaten değerinin üzerine gelmiştir. Yani hedef fiyatının üzerine gelmiştir. Borsada düşüyordur. Belki o zaman azaltılabilir. Yarısı azaltılabilir. Daha da borsa düşüyorsa tamamen satılır. Çünkü zaten değerine gelmiştir. Siz de en az bir %40 potansiyel olan bir şeyi aldıysanız en az zaten %40 kârdasınız. İşte %5 falan düşün. Aşağısına da sattığınız zaman %35 kârda oluyorsunuz. Bütün bunlar size biraz yol göstermesi için. Yoksa böyle bir kesin kurallar falan yok, şirket değerlemesi için de yok. Alırken, satarken de işte kesin şu oranlar vardır gibi şeyler de yok. İşte umarım sizler için faydalı olmuştur.